Süreci aslında belki işte gençler dinden uzaklaşıyorlarmış şeklinde formüle edilen süreci genel olarak işte hareketin, Müslümanların, işte topyekün diye varsayılan bir kitlenin farklılıklarının ortaya çıkması olarak düşünüyorum ve burada bunun aslında başka bir şey yaptığını ben düşünüyorum. Yani bu şu anda olmakta olan şey, nasıl diyeyim, böyle biraz bir tür var olan her şeyin sorunsallaştığı bir dönem gibi geliyor. Yani artık çok öyle bu işte postmodern tartışma, Michel Foucault'un işte iktidar tartışmaları, bir sürü yerde bunun izlerini bulabilirsiniz. Ama en temelde şimdiye kadar hep doğru dediğim şeyler, bir sürü yerde pıt 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 şüpheler çıkıyor oralardan, buralardan. Bunu en çok mesela kadınlar düzeyinde görüyorsunuz. Yani gayet ataerkil yapıların inanılmaz bir güçle, siyaset vasıtasıyla, aileler vasıtasıyla, işte eğitim vasıtasıyla kendini dayattığı askeriye, maskeriye, savaş falan gibi şeylerle kendini dayattığı bir yerde kadınlar daha fazla konuşmaya başlıyorlar. Bu kadınlar işte seküler kesimlerde var, solcular arasında da var, işte Müslümanlar arasında da var örneğin. Bu buradan böyle topyekün yepyeni bir hareket çıkıyor. Dolayısıyla otorite yeniden işte tanımlanacak falandan ziyade bence ucu biraz açık olan, fakat en nihayetinde yani bu vadesi kaç olur bilmiyorum. Kısa vade midir, orta vade midir, uzun mudur bilmiyorum ama bunun sanki işte yeni bir takım tartışmaları beraberinde getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yok işte Suriyelilere Hanefi bilmem ne mezhep götürelim falan. Yani bu hakikaten çok komik yani. Zerre kadar sosyal bilimden, sosyolojiden falan anlamayan bir takım insanların ettiği laflar bunlar. Hayat bu kadar çok çeşitlenir. Siz hangi, neyi dayatıyorsunuz? Dolayısıyla mesela dinde böyle yenilenme falan gibi şeyler, güncelleme falan da bir şey. Kim olarak yapacaksın bunu? Yani sen bir şey mi anlatacaksın? Artık arkadaşlar biz topladık alim, fakih falan bir takım insanları. Dedik ki din artık bundan sonra böyle. Evet, sen istediğin kadar dersin onu. Yani resmi Diyanet söylemine böyle bir şeyler sokarsın. Ama sen Diyanet'in söylemine zaten her şeyi sokuyorsun. Yani işte milliyetçiliği de sokuyorsun. Zaten ümmet bitmiş Diyanet'in diline, değil mi? Yani Müslümanlık bir ümmet değil mi? Hı-hı. Değil. Zaten gayet sınırlı bir yerden konuşuyorsun. İşte şimdiye kadar bu devletin kurucularını falan dua ediyorsun. Şimdi artık başka bir şeylere dua etmeye başlıyorsun. Dolayısıyla Diyanet yarın öbür gün işte daha güncellenmiş bir takım, işte tırnak içinde nasıl, liberalleşmiş mi olacak o, sivilleşmiş mi olacak bir din pazarlaması yapabilir. Ama mühim olan insanlar ne yaşıyor burada? İnsanların yaşadığı galiba zaten hikaye. Yani işte insanlar... Eğer ve dediğim gibi öyle insanlar topyekun bir şey yaşamayacaklar. İnsanların bir kısmı böyle yaşayacaklar, başka bir kısmı böyle yaşayacaklar. Din dediğimizde galiba karşımıza böyle daha renkleri çoğalmış, yelpazenin oldukça geniş olduğu bir yer olacak. Ama bu dediğim gibi işte yani işler normal giderse, ama her zaman için daha totaliter, daha otoriter, daha çok daha liberal bir takım ortamlar her zaman için karşımıza çıkacağı için... Dolayısıyla bu sanki hareketin kendisinin ben özgürlük olduğunu düşünüyorum. Yani illaki hedef işte şöyle bir sekülerizm, böyle bir işte din toplumu, böyle bir işte sosyalist toplum, bırakalım onları. İnsanların ne yaptıkları zaten özgürlük o bana göre. Yani insanlar yaptıkları hareketle, siyasal hareket, dinin içinde yaptıkları hareket, işte kadınların yaptığı hareket falan, bütün bunların kendisini gerçekten esas din neyse o olacak gibi bir şey geliyor. Bu Ayşe'nin